sevgili dostlar, arkadaşlar. Bugün Kızılay önündeyiz. Çünkü ülkenin Cumhuriyet tarihinde yaşadığı en büyük yıkımın üzerine, hani asrın felaketi diyorlar ya, asrın rezaletleri bitmek bilmiyor. Depremin gerçekleştiği günden bugüne tam 21 gün geçti. Hala halkımız orada çadır diye inim inim inliyor. Halkımızın kağıttan binalar altında, enkazlar altında kaldığı yetmedi. Halkımıza günlerce arama kurtarma ekiplerinin gönderilemediği gerçekliği yetmedi. Halkımızın hala daha çadır dediği bu günlerde bile, daha ikinci gününde Kızılay denilen bu kurumun o çadırları sattığını öğrendik. İşte asrın rezaleti budur. Bir felaketten bahsediyorlar. Evet, felaket olduğu doğrudur. O felaketin asrın felaketi olduğu da doğrudur. Fakat o felaketin sebebi deprem değil. O felaketin sebebi kağıttan binalara halkımızın üzerine yıllarca hiçbir önlem almadan yıkılmasını izleyenlerin yarattığı felakettir. Halkımıza bir çadırı çok görüp o çadırları satmak için bir gün bile kaybetmeyen işte bu kamu kurum ve kuruluşları felakettir. Diyorlar ki bu Kızılay'ın titrinde kar amacı gütmeyen kuruluş yazıyor değerli dostlar. Kızılay nedir? Afat nedir? Kamu nedir? Bunların her birine baktığımızda biz bu halkın emekçileri, emek verenleri, işte bugün enkaz altında kalanları, ne zaman enkaz altında kalacağını bilmeyenleri, her birimizin vergileriyle biriken, vergileri sayesinde hayatta olan ve her felakette bize IBAN atanlar bunlar, IBAN. Her felakette biz o paraları veriyoruz. Biz üretiyoruz. O enkazların altında biz kalıyoruz. Yine işte bu hükümetin yozlaşmış kurum ve kuruluşları o çadırları alıp kar için satıyor. İşte felaket dedikleri budur değerli dostlar. Değerli halkımız, enkazların tepemize yıkılmasını daha fazla beklemeyeceğiz. Görüyoruz ki bu hükümet 50 bin insanımızı kaybetmiş olmamızdan zerre üzüntü duymuyor. Görüyoruz ki bu hükümet bundan sonra olacak enkazlara dair tıpkı 20 yıldır hiçbir önlem almadığı gibi bundan sonrası için de önlem almak derdine düşmüyor. Görüyoruz ki bugün halkımız ölümle baş başa bırakıldığı gibi çadırsızlıkla da baş başa bırakılıyor. Açlıkla, sefaletle de baş başa bırakılıyor. İşte sırf bu yüzden bu hükümetin tek derdinin gerçekleri söyleyenleri susturmak olduğunu görüyoruz. Biz bunu reddediyoruz. Bu halk bugün konuşmayacaksa ne zaman konuşacak? İşleri güçleri yalnızca itiraz edenleri susturmaya çalışmak. Burada daha dün bir sürü arkadaşımıza kolluk güçleri saldırdı. Geçtiğimiz hafta bizlere Emekçi Hareket Partisi'ne bu enkazlar altında kalmak istemiyoruz dediğimiz için onlarca kolluk gücüyle geldiler. Kim bu kolluk güçleri? Onlar da bizim vergilerimizle maaşları ödenenler. Ve enkazlar ortaya çıktığında, depremler olduğunda halkımızın yanına gitmeyenler. Kamudan anladıkları yalnızca budur. Kamunun, bizim vergilerimizle biriken kamunun tek işi doğruları söyleyenleri engellemek midir? Bu enkazlar kimin başına yıkılmayacak? Buna kimin garantisi var? Elbette söylemeye devam edeceğiz. İstedikleri kadar susturmaya çalışsınlar. Tribünleri kapatmaya çalışıyorlar. Okulları kapatmaya çalışıyorlar. Hükümet istifat! 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 Hükümet hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Bravo buna! Buna abi, kelepçe bu sana! Hükümet istifa! O enkazda insanları şahitli gibi gördünüz. Çadırlar yetmedi. Çadır dağıtmadınız. O çadırları
halka vermediniz. Gittiniz sattınız. Halkın parasını halka bu iş adı altında verdiniz. O ikazın altında bu hükümet kalacak. Hükümet istifa edecek. Bir araba ya. Hükümet gidecek. Bir araba ya. Neyine direniyorsun? Bir araba ya. Yeter.